getirir misiniz bebek yatağını? Başkanım, evet, gördüm. Biz bu şekilde... Ben çocukken ben de yaptım. Kök boyayla şurada görebilirsiniz. Boyama çalışmamızı yaptık. Evet. Kök boyamayla yaptık ama imkanlarımız biraz kısıtlı olduğu için bunlarla devam edeceğiz. Fakat ordunun motiflerini biz bunu ön plana çıkaracağız. O şekilde bir damal bebekleri var başkanım. Oyunu aynı şekilde böyle bir tasarım yaptı. Olursa hocam ipi aldım. Sen bakalım bir de bakarken alayım. İnşallah. İpliklerimiz analize gitti aynı zamanda başkanım. Bunu bir günde yapabiliyor. 3 saat içinde yapılabiliyor. Önce tarakla yünlü taramayı gösterdik. Daha sonra iplikleri yapmayı gösterdik. Eriyecekleri yapmayı gösterdik. Tabii bu süreçte o tarak unutulmuş, eriyecek unutulmuş. Biz bunları zor antikacılardan bulup getirerek ilk başlangıçta başladık. Daha sonra iplerimizi yaptıktan sonra da ürünlerimizi güzel bir şekilde ortaya çıkarmış olduk. Damızı koyun dağıtmayla başladı. Tamam mı? Şimdi o koyunlarımız 300 doğurmaya başladılar. Aynı zamanda da yünler Ordu'da derelere atılıyordu. Bunu duyunca ziyan olmaması gerektiğini, hem bunun bir israf olduğunu, aynı zamanda da ekonomimizin önemli bir katkısı. Tarım zaten çok önemliydi bizim için. Bu çalışmaları başlatalım dedim. Ve bunun üzerine arkadaşları toparladık. Bu işi en iyi yapacak kişileri bir araya getirelim diye bir proje başlattık. Bunun üzerine zaten daha evvelden çocukluğumuzda, hatta gençliğimizde bunları annelerimiz, büyüklerimiz her evde kendileri yapıyorlardı. Eğireceklerle yapıyorlardı. O geleneği de ordumuzda başlatalım istedik. Dolayısıyla ekibi kurduk. Zaten şirketimizi kurmuştuk. Arkadaşları da toparladık. Şimdi ürüne dönüştüğünü gördük. Hocalarımızı topladık. Şimdi bundan sonra Türkiye'de bu işi en iyi yapanları da ayrıca inceleyeceğiz. Burası böylece bir güzel bir el sanatları konusunda, ekonomi bir girdinin de tekrar ülkemize kazandırılmasında bir proje olarak başlatmış olduk. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Bu aynı zamanda bir iş sahasına da dönüşecek. O bakımdan gayet mutluyuz. Burada sözün işe dönüştüğünü görmüş olduk. Bir esere dönüştüğünü gördük. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Günü eğirmeyi, ondan sonra eğirdiğimiz yünlerden, yani ipliklerden ürün çıkarmayı ve bunları nasıl yararlı hale, sağlık açısından da ve el sanatları açısından da, tabii ekonomi açısından da, yani bunu nasıl değerlendirebileceğimizi. Aslında yün bir, yani bizim bu dönemimizde gelenek olarak hani aslında, ama maalesef unutulmuştu. Bunun tekrardan yaşatılması bizi gerçekten mutlu etti ve bize de böyle bir imkan sağlandı. Belediyemize bu konuda yani çok çok sağ olsunlar.